Biz bakın bekarız ama nafaka olmaması lazım ya. Nafaka alması saçma bence yani. Bir kadın ayrılıyorsa ayrıldıktan sonra da kendi ayaklarının üstünde durmayı bilmeli yani bence. Nafaka bence gereksiz bir şey. Oğlum eşimin yanında sorulur mu böyle bir şey? Hadi kolay gel. Ben bilmiyorum kardeşim, evli değilim. Benim fikrim yok. Ben zaten boşanmışım. Şu an boşanma aşamasındayım. Eşimle boşanıyorum yani. Bu süresiz nafakanın adaletli bir durum olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle adaletsiz bir durum. Yarım asır oldu, ben boşamam. Nafaka olmamalı. Herkes çalışsın, kazansın. Çalışamayan insanlara süresiz bir nafaka olabilir. Çalışamayan ama. Çalışabilen, dinç olan insanların çalışıp kazanmasından yanayım. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Bir sene ya, öyle ömür boyu öyle bir şey olmaz yani. Adama da yazık. Onca yılımızı verdik, gitmiyor mu? Az veriyorlar ki zaten. Erkekler niye rahatsız oluyorlar ki? Bugün sizlerle beraber nafaka süreli mi olmalı, süresiz mi olmalı diye Bolu halkına sorduk. İyi seyirler dileriz. Ben bilmiyorum kardeşim, evli değilim. Sürekli ödemeyi seçerdim ya. Beni aşan konar, ben evli değilim usta. Süreli olmalı. Tekrar evlenmedikten sonra neyle geçinecek? Süreli olmalı bence. Yani boşandıktan sonra devam etmesinin bir anlamı yok. Benim fikrim yok. Ben zaten boşanmışım. Karşı taraftaki insana ömür boyu bakmak zorunda değil. Adam mesela bir yıl evli kalıyor veya bir gün evli kalıyor. Ömür boyu nafaka ödüyor. Bu adaletsiz bir tutum yani. Adaletsiz bir düzen. Ben bu duruma bir vatandaş olarak kesinlikle katılmıyorum. Devlet yetkililerimize sesleniyorum. Bir an önce bu olayın düzeltilmesini istiyorum. Belirli bir zaman olmalı. Ömür boyu değil. Ömrünün sonuna kadar 50 yıl nafaka ödemek zorunda mı ya? Bu kadar basit. Bence süreli olmalı. Yani ömür boyu sürmesin yani. Belli bir süresi olması daha mantıklı geliyor bana. Onca yılımızı verdik, gitmiyor mu? Az veriyorlar ki zaten. Erkekler niye rahatsız oluyorlar ki? Çok fazla verenler için tamam normal olabilir ama az verenler için bence normal değil. Yeterli olmuyor ama idare ediyor. Nafaka olmamalı. Herkes çalışsın, kazansın. Onları bilemiyorum tabii. Çalışamayan insanlara süresiz bir nafaka olabilir. Çalışamayan ama. Çalışabilen, dinç olan insanların çalışıp kazanmasından yanayım. Kadın erkek hiç fark etmez benim için. Bence bir süre ödenip bırakılsın yani, bence öyle yani. Nafaka bir sene olması lazım yani. Bir seneden sonra sıkıntı büyük oluyor. Bir sene ya, öyle ömür boyu öyle bir şey olmaz yani. Yani işine gideceğim diye ya. Çok zormuşsun çocuklar ya. İnanın var ya, hiçbir şey cevap veremiyorum. Ne desem yalan olur, çünkü yaşamadım öyle bir şey. Allah tek bir şey yaşatmasın kardeşim. Bu ekonomik durumla ilgili bir şey, suçla ilgili bir şey. Boşanma sebepleri neler? Bunları iyice düşündüm. Bunlara hukuk kararması daha uygun olur yani. Süresiz olmalı ya bence. Yani çünkü kadın ve çocukların ihtiyacından dolayı bence süresiz olmalı. Tabii erkeğin maddi durumuna bağlı. Maddi durumla alakalı ya. Ona göre değişir yani, kişisel sorunuz bu yöndeyse. Ama iyiyse maddi durum erkeğin süreli olmalı. Ay süresiz olmalı. Değilse bir süreli olmalı yani, bir çalışma şeyinden dolayı. Ödenmeli. Adama da yazık. Süresiz ödenmeli. Süreli olur. Ömür boyu nafaka mı ödeyecek adam? Belli bir süre ödemeli. Süreli ödenmeli. Çünkü onun tamamı yani ölünceye kadar ona ödenecek diye bir hak verilmemeli bence. Onu hak etmiş olamaz.